Merhaba sevgili Güzel Bir Şeyler Podcast yayını dinleyicileri. Bu hafta 44. bölümde devam ediyoruz. Bu bölümde ee, burçlardan bahsedeceğiz biraz. E, ama öncesinde tabi İstanbul'a geldim. E, bu bölüm İstanbul'da çekeceğim ilk bölüm olacak. Daha önceki bölümlerin hepsini Antalya'da çektim zaten. E, geçen sene Ağustos ayında başlamıştık podcastlere. Eee... Bu bölüm dolayısıyla İstanbul'da çekeceğim ilk bölüm olmuş olacak. Ee, bunun öncesinde tabi e, Antalya ile ilgili deneyimlerimden biraz bahsedebilirim. Yani ben Antalyalıyım ve e, uzun bir süre Antalya'da yaşama fırsatı çok bulamamıştım aslında okuldan dolayı falan. E, Birazcık da aslında İstanbul dışındaki şehirlere ön yargıyla bakıyordum. Ama e, insanların hani İstanbul'daki bu hani 16 milyonluk konsantrasyonu, bu yoğunluğu e, mantıklı ve makul gibi de geliyordu yani. Ama e, yani Antalya'ya gittiğim zaman anladım ki aslında insanlar farklı şehirlerde de yaşayabiliyor e, ve e, ön yargılarımız... Yani işte hani İstanbul'da yaşamam lazım gibi ön yargılarımız aslında çok da doğru değil. Tabii ki İstanbul'da olanakları birazcık daha fazla. Ama yani farklı şehirlerin, Anadolu'nun şehirlerinin de gayet güzel olanakları var. Yani imkanları daha iyi gibi aslında. Belli noktalarda, bazı açılardan. Şimdi... E podcast serimizin güzel bir şeyler resmi podcast serimizin de yaklaşık olarak bir yılı e, Hani bir yılı tamamlamak üzere gibi e, şimdi bir yıllık bu sürece baktığımız zaman e, önce işte kendi kendime bir 5-10 dakikalık konuşmalarla başlamıştım daha sonra işte e, konuklar almaya çalışmıştım ama konuk almak yani birazcık sıkıntılı bir süreç. Yani mesela bilinen isimleri davet etmek falan bunlar çok zor. O insanlara hem ulaşmak, hani ulaşılsa bile şöyle bir sıkıntı ortaya çıkıyor. O kişiyi işte uygun bir zamanda, uygun bir şekilde bir araya gelmek falan çok zor yani. bazen şey hatırlıyorum yani 2-3 hafta boyunca bir kişinin bana işte cevap verip ya yani cevap verden tam hadi podcast yapalım falan diyor ee, ama daha sonra işte şey e, e, hani yapalım dediği zaman dediğim zaman da işte e, vakti olmuyor o noktada hani yarın yapalım yarın yapalım diye diye mesela ertelenebiliyor hatta e, söz e, aldığım podcast için söz aldığım e, bazı isimler isimlerde e, daha sonra dönmemişti. Gerçi bu bir kişiydi ama e, gayet derecede ünlü de bir isimdi o yani o da güzel bir şey aslında. Hani farklı insanların deneyimlerini dinlemek kendilerinden çok farklı ve güzel bir şey oluyor yani. Ama daha sonra işte şöyle düşündüm. Yani sonuçta çağırabileceğiniz insanlar biraz sınırlı. Bunun yerine işte bazı makalleri okuyarak zaten o insanlarla röportaj yapmış kadar da olunuyor. Hem de bana ve Size faydası oluyor diye düşünüyorum. Ee, öyle bir formata çevirdik. Geçen hafta da işte dinleyicileri biraz işin içine dahil edelim dedik ama orada bence çok güzel bir yayın oldu. Fakat şey sıkıntısı vardı. Yani ses olayını çok iyi ya ayarlayamadık. Yani dinleyicilerin e seslerinin iyi gelmesi lazım. Ben sese önem veriyorum. Yani onun kaliteli olmasını istiyorum. Yani aynı odada olsun gibi istiyorum ama e onu sağlatabilmek çok önemli. Evet. Ee, yoksa yapay bir ses oluşuyor. Yani hani telefonda biri size arar gibi bir ses oluşuyor ya ben onu çok sevmiyorum yani. Öyle olmayınca daha e, iyi olur gibi düşünüyorum. E, şimdi podcast'te de hani neden devam ediyoruz? Böyle binlerce yüz binlerce dinleyici kitlesine ulaştık mı? Ulaşmadık aslında. Ama e, dediğim gibi hani e, öğretici oluyor. Yani... E, özellikle bu yeni formatla beraber hani makale okuyup böyle ilginç tabii ilgi çekici makaleler okuyup onları aktarmak onlar üzerinden hareketli bir şeylerden bahsetmek bana çok şey katıyor dinleyenler de katıyordur diye düşünüyorum çünkü genelde bizde şöyle bir şey var yani dijital medyada ortaya çıkan işte bilgiler genel olarak işte popüler kültürün bize sunduğu bilgiler ve e, bu makallerin içerisinde kalan bilgiler çok e, orada kalıyor yani oranın dışına pek çıkamıyor ve bunlara aktaran da e, çok bir kaynak var mı bilmiyorum hani bilim kendi e, yuvasında e, hayatını devam ettiriyor halk da kendi yuvasında hayatını devam ettiriyor ve ikisi arasında da pek bir e, Bilgi aktarımı çok fazla olamıyor. Ee, bir de tabi bu makallerin kitaplardan e, daha öz bilgi verdiğini de düşünüyorum. Tabii ki kitaplar da okunabilir ama bir hafta içerisinde bir kitabı okuyup sonra da onu aktarmak çok kolay olmayabilir. Ee, makallerin bir de bir tezi oluyor. O tezi aktarmak daha e, etkili oluyor diye düşünüyorum. O tezi aktarırken de verdiği birçok bilgi var. Ee, o açıdan bence faydalı oluyor. Bir de ee, neden hani ilk olarak böyle bir yani Neden gidip de bir YouTube kanalı açmak yerine Tabi YouTube kanalı da açtım <laughs> Daha sonra ama Yani e, bunu birazcık daha belki görüntülüye de e, Dökebiliriz Öyle bir düşüncem de var e, Ama işte e, Hani insanların e, Böyle hani Hepimiz ölüp gideceğiz sonuçta Ölüp gittikten sonra Seslerinin kayıtlı bir biçimde kalıyor olması Bence çok e, çok daha bir güzel hatıra gibi düşünüyorum yani daha kalıcı gibi düşünüyorum yani e, çünkü e, insanlar çürüyor ama sesin çürümesi çok kötü bir şey bence e, onun için sesimizi çürütmemek adına yani e, sesleri e, seslerin unutulmaması adına böyle kalıcı şeylerin olması güzel e, böyle Şimdi e, bu haftaki konumuza dönelim. Bu haftaki e, konumuz da burçlarla ilgili. Neden burçlarla ilgili bir konuyu anlatmak istedim? Çünkü ben de bir e, sene öncesine kadar e, burçlara gerçekten hani bilimsel bir temeli varmış gibi <laughs> inanıyordum. Çünkü sonunda loji ile bitiyordu. E, dolayısıyla. Tabii ki bir bilimsel kaynağı vardır bu işin. Sadece bu işi kötü yapanlar vardır. Hani astroloji tabii ki bir bilim ama e, bu işi düzgün yapmayanlar yüzünden sanki astroloji e, kötü bir bilimmiş gibi algılanıyor. E, gibi düşünmüştüm. Daha sonra işte e, YouTube'dan e, <laughs> çok önemli bir bilgi kaynağı olan YouTube'dan araştırmalarıma başladım. E, ve genel olarak Gördüğüm şey hani şunu bekliyordum aslında. 10 tane video çıkacak karşıma. 5 tanesi işte bu astrolojiyi destekleyecek, 5 tanesi de işte yalanlayacak. Ama ben 5 tane destekleyenlerin argümanlarını alacağım. Onları onlara inanacağım diye bekliyordum. Ama gördüğüm şey şuydu aslında. YouTube'da e, gördüklerim 10 tane videodan neredeyse 10 tanesi de astrolojinin bir bilim olmadığını ve tamamen bir zırva olduğunu falan e, ispatlamaya çalışıyordu. Eee orada Ali Nesin miydi? Sanırım Ali Nesin'in köyündeydi. Bu matematik köyü var ya. Orada şöyle bir şeyden bahsettim. Dedi ki e, astrologların dedi yaptığı şey şudur. Hani e, tüm insanlarda olan karakterleri topluyorlar. Yani mesela ne diyor işte? Annesini sevmek. Bir insan annesini sever mi sever. Herkeste olan ortak bir özelliktir. İşte babasını sevmek. Babasını sever işte. Ondan sonra e, sabırsız olmak. Yerine göre sabırsızız çünkü. Veya ee, dürüstlüğe önem vermek gibi. Bu tarz tüm insanlarda ortak olabilecek olan diyelim ki 100 tane karakter var. Bu karakterleri alıyorlar. Rastgele 12 tane burç var. Bu 12 burca dağıtıyorlar. Dağıttıktan sonra insanlar da şunu yapıyor işte. Hani benim ee, piyangodan bana hangi karakterler düşmüş? İşte şey karakteri düşmüş. Eee <laughs> annesine düşkün olmak, annesini seviyor olmak. Bütün insanlar annesini seviyor. Ama işte ben mesela güya işte ben 13 Ocak, 15 Ocak, 13 Ocak doğumluyum. Yani gerçekte 13 Ocak, resmi 15. 13 Ocak e, da işte doğduğum için oğlan ben oğlaklar annesini sever işte. Veya ne bileyim oğlaklar dürüstlüğe önem verir. Oğlaklar lider, öz <laughs> lider özelliktir. Veya çalışkan olurlar falan. Yani İnsanlar da kendisine piyangodan çıkan o özellikleri sahipleniyor ve gerçek gibi algılıyor bunları gibi. Veya işte buna bilimsel bir e, temel oluşturmaya çalışan insanlar da işte e, ya olur mu işte o gün doğmuş doğduğunda olan çekim kuvveti hani bu gezegenlerin çekim kuvvetleri var. O çekim kuvvetleri sebebiyle tabii ki etkiliyor. Yani fiziksel olarak. Benim de zaten hani e, dayandığım nokta biraz oydu daha öncesinde. Hani burçlara bu astrolojiye e, bir bilim olarak bakarken. Yani bunun bilimsel bir temeli var. Neden? Çünkü e, bir insan doğduğu zaman e, gezegenler var. Gezegenlerin konumları var. Onların da işte fiziksel çekimleri falan var. Dolayısıyla o fiziksel çekimler dolayısıyla... E, bu burçlar doğru olması gerekiyor. Yani sonuçta ortada bir fiziksel temel var gibi bakıyordum. Ama e, bu şey vardı. E, küçük bir şeyler isimli bir program vardı. Küçük şeyler pardon. E, o programın sonucu ünlü bir psikolog vardı. Adını şu an aklıma getiremedim. E, onun bir videosuna denk geldim. O da şöyle diyordu. Yani kendi kitabıydı sanırım. E, yani işte videosunda kendi kitabını gösteriyordu. Yani... Bir insanın doğarken ebesinin e, <laughs> burada küfür etmeyeceğim. Ebesinin çekim kuvveti gezegenlerin çekim kuvvetinden daha fazladır diyor. Yani e, lise fizik e, almış olanlar için yani bu kütle çekim kuvveti evet vardır ama kütle çekim kuvvetinin formülü ne? Bir evrensel çekim sabiti var, G ondan sonra m1 çarpı m2 bölü d kare denir hani birincinin kütlesi çarpı ikincinin kütlesi bölü aşağıda bir de uzaklığın karesi vardır bu size kütle çekim kuvvetini verir şimdi burada gezegenlerin şey değerleri yani m1 ve m2 değerleri yani işte tabii ki yüksek yani ama uzaklığın karesi olduğu için yani benle mesela Mars arasındaki uzaklık çok çok yüksek olduğu için bu uzaklığın da karesini aldığım için bu çok fazla e, yükseliyor. Yani bu arada kütle çekim kuvveti nedir bunu bilmeyenler için hani şunu iddia ediyor. <laughs> tabii ki ispatlanmış bir şeydir bu. E, i̇ki tane hani kütlesi olan cisim mutlaka birbirini çeker. Gibi bir, e, bir şey, şey bu. Kanun. Buradan geliyor yani kütle çekim kuvveti dediğim şey. Ama hani Burada ebesinin çekim kuvveti gezegenden fazladır. Ne demek işte? Yani ebenin işte kütlesi, çocuğun kütlesi. Bunu çarpıyorsun ama uzaklık çok yakın olduğu için e, ebenin çekim kuvveti gezegenden daha fazla oluyor. Şimdi bu ebe muhabbetinden sonra şeye geçiyorum. Bu hafta e, bahsedeceğimiz makaleye önce biraz kaynak verelim. E, Tevfik Uyar. İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden bir hocamız. Kendisinin makalesinde önce şeyden bahsediyor biraz. Bilim ve sözde bilim ayrımından bahsediyor. İşte buradan. Evet. Şöyle başlıyoruz. Yani astrolojiye yani astroloji yani bilim temelli olarak sunmak e, isteyen tabi insanlara şu şunu söylemek lazım. Yani dünyada bilimsel eğitim veren hiçbir yerde e, astroloji üzerine bir şey yok. L lisans, yüksek lisans programı falan yok. Yani hani astrolog yetiştirelim tarzında bir şey yok yani. Ve 6000 yıldır bu astroloji devam etmesine rağmen 6000 yıldır burada biz şey görmüyoruz. Hani bir ilerleme üstüne koyma bunun üzerine bir e, değişim gözlemlemiyoruz sonuçta bilim nasıl bir şeydir bilim e, yeni bulgularla kendisini değiştirir ama astrolojide böyle bir şey görmüyoruz ve e, hala eski e, argümanlarına devam ediyor nasıl yani şimdi e, şöyle bir şey var e, bu antik e, inançlara dayandığı için mesela 30 derecelik 12 tane burca bölünmüş bunlar. Ama yeni işte bilimsel çalışmalar şunu göstermiş. Ee, diyor ki mesela ee, bu mükemmeliyetçili hani düşünsenize 12 burç var 30 derece reklam argümanı mükemmel. Ee, bunun bu mükemmeliyetin bozulmaması için tutulma çemberi üzerinde yer alan yılancı takım yıldızı burçlar kuşağına dahil edilmez. Daha güncel bir örnek vermek gerekirse güneş sisteminden de daha pek çok cüce gezegen keşfedilmiş olmasına rağmen pek çok astrolog kehanetlerinde sadece Plüton'a dikkat alır. Kara delikler, kuasarlar gibi görece daha, daha yeni gök cismi türleri astroloji analizlerinde tanımsızdır. Şimdi buradaki mentalite ne? Yani e, bu eski inançlara dayanıyor ve Eski inançların astronomiye ilişkin eski kabullerini de değiştirmiyor yani. Dolayısıyla burada bir şey görüyoruz biz yani kendini değiştirmeme durumunu e, görüyoruz. E, peki hani hiç e, burada astrolojiye ciddi bir bilim olarak kabul eden veya bunun üzerine e, program açan üniversiteler yok mu? Yok. Ee, yani bir şöyle bakalım şeyde var ee, Amerika'da bir tane üniversite var hm. mesela University of Wales Trinity Saint David bu Amerika'da pardon bu İngiltere'de kültürel astronomi ve astroloji üzerine bir program açmış ama bu hani şey astronominin etkileri hani as, pardon astrolojinin kültürel yaşamla etkisi gibi bir program. Bir de Kepler kalışta doğu ve batı gelenekleri, astrolojinin tarihi felsefesi ve dönüşümü üzerinde bir program. Ama dediğim gibi bu, bu programların amacı bir astrolog yetiştirelim tarzı bir program değil. Bu programların amacı daha çok astroloji ve kültür ilişkisini incelemek. Peki Türkiye'de böyle bir şey var mı? Türkiye'de de şöyle maalesef İstanbul Aydın Üniversitesi'nde bir Astroloji ve fütürizm üzerinde bir şey var. Ee, Astroloji Akademisi sertifika programı var ve bunu Gök e, kabul etmiş. Ee, Girne Amerikan Üniversitesi'nde de bir 3 senelik sertifika programı var. Ama maalesef ki hani bu programlar kabul edilmiş. Yani ama dünya genelinde e, herhangi bir üniversitede böyle bir e, durum yok. Şimdi e, bu noktadan sonra... E, şuna bakalım. Astrologlar ne yapıyor? Astrologlar e, bir post hoc argümanlar var. Bunlar e, ne? Ardarda arda gerçekleşen iki olay arasında birini diğerine delil olarak gösteriliyor. Mesela... E, astrologların gökyüzündeki bir takım hareketlerle yeryüzündeki olaylar arasında kurdukları ürettiği kurtarıcı argümanlar. E, bir de ad hoc argümanlar var. Yani mesela... E, sizin burcunuz X burcu. O X burcuyla ilişkin söylediğiniz, söylediği kehanet tutmuyor. Tutmadıktan sonra da işte şey. Aslında senin yükselenin şu. Sen ona daha yakınsın. Yani birazcık daha işi kotarmaya yönelik argümanlar. Şimdi burada sözde bilimden bahsedeceğiz. Sözde bilim dediğimiz şey işte. <laughs> Astroloji olunculuyor birazcık da işte yani e, yani kendi argümanlarını kanıtlayabilmek adına e, bazı işte bilimleri güya kullanıyor e, ama tabi bunları yaparken şöyle bir e, yola başvuruyor yani tekil örnekler üzerinden gidiyor yani e, yanlışlanabilir argümanlar ortaya koymuyor tekil örnekler üzerine hareket ediyor mesela e, sözde bilimler ee, yanlışlanabilir olmuyor. Mesela Mars'ın hareketleriyle ilgili e, bazı yorumlar yapıp sonra bunu insanların işte e, şiddet davranışlarıyla ilişkilendirmek, e, bunu bu yanlışlanabilir bir şey değil. Zaten hani bilim insanları açısından da astroloji dediğimiz şey net olarak bir şey değil. Hani e, bir bilim falan değil. Ama bu neden bilim değil e, konusunda bazı hani aralarında e, ayrışma var. Bunlardan bir tanesi işte astrolojinin yanlışlanabilir olmaması. E, bir tanesi diyor ki hani yanlışlanabilir ama fiziksel bir temeli yok diyor. Yani işte bir kişi doğduğunda şu e, davranışlara sahip olacak işte e, işte şunlardan dolayı, şu fiziksel olaylardan dolayı diyebileceğiniz bir şey yok ortaya bazıları işte diyor ki işte bu e, astronomiye evet katkısı var. aslında Zaten insanlar hani merak duygusundan ötürü işte geleceğimizde ne olacak ne olmayacak diye e, bir merak duygusu var. Bundan dolayı bir astronomiye katkısı var ama büyük temelli bir durum. Ve e, şimdi normal bir bilim insanıyla işte e, bu astrologları ayıran şeylerden bir tanesi mesela hani e, şimdi ee, kızıl saçlı insanlar şu özelliklere sahiptir gibi bir e, argüman ortaya koyduğunuz zaman e, bir bilimsel çalışma şunu gerçekleştirir. Yani kızıl saçlı olan insanları ele alır. Yani atıyorum bin kişiyi ele alır ve bunlar arasında o bahsedilen özelliğe yatkınlık var mı yok mu? Bunu araştırır. Ee, ama e, astrologlar bunun yerine daha çok işte Mars kızıl gezegen hadi oradan bir çağrışım yapalım gibi bir bakış açısına sahip oluyorlar. Şimdi bunları geçelim. Bunlar dışında net olarak astronominin doğru, astro astrolojinin doğru olmadığını ispatlayan bayağı bir çalışma var yurt dışında. Yani yurt dışı kaynaklı. Bunlardan bir tanesi 1990'- işte 1985 yılında gerçekleştirilen bir çalışma. Bu çalışmada ee, şöyle bir e, durum var. Bir saniye. İnsanların önüne e, üç tane şey konuyor. Karakter özellikleri konuluyor. E, ve bu insanlar dediğimde bir kısmı bunların astrolog, bir kısmı da normal insan. E, yani kendinin olağanüstü güçleri olmadığını iddia eden insanlar, bir kısmı da kehanetlerde bulunabilme yetisine sahip olduğunu iddia eden insanlar. Şimdi bu insanlar önüne 3 tane karakter özelliği konuluyor ve bunlardan hangisinin kendisine ait olduğunu bulması isteniyor. astrologlar işte bu doğum haritalarına falan bakarak Hangisinin kendisine ait olduğunu bulmaya çalışıyor ee, ve bu durumda e, doğru olanı seçme e, oranı şans eserinden daha fazla değil. Bunun dışında e, kişilerin zodyak burçlarının mesleki eğilimleri... ve başarılarını etkilediği argümanı diyor fizikçi John Mac GRV tarafından 16 binden fazla Amerikalı bilim insanı ve 6.500'e yakın politikacının burçlarını karşılaştırmak suretiyle incelenmiş ve öne çıkan bir burç tespit edilememiş. Başka bir çalışmada da üniversite mezunu 10.313 kişinin meslekleriyle doğum tarihleri arasında herhangi bir anlamlı ilişki tespit edilememiş. Bir de hani bu zaten en sık başvurulan durumlardan bir tanesi de insanların Aşk ilişki evlilik gibi durumlarda bu burçlara bakıyor olması. Burada da hani şu burç ile bu burç evlenirse veya şey ilişki yaşarsa çok iyi anlaşırlar veya çok kötü anlaşırlar gibi. Zaten astrolojilerin en çok ekmek geldiği yerlerden bir tanesi. Burada da işte 3000 tane evlilik ve 468 tane boşanma vakası incelenmiş. Ve bunların burçları tespit edilmiş. Hangi burçtan insanların birbirleriyle daha iyi anlaştıkları ya da anlaşamadıklarına yönelik tüm hipotezlerin anlamsız olduğu ortaya çıkmış. Ee, daha sonra e, Goffrey, e, Dean 27 milyon tane evli çifti içeren bir meta analiz yapmış. Meta analiz derhalde herhalde bir çalışma sonrası yapılan e, tekrar çalışması olabilir. Ve yine anlamlı bir sonuca ulaşamamış yani. Daha sonra başka bir araştırmada da aynı günde aynı saatte doğan insanların işte bir yıl sonraki özelliklerine bir bakılmış. Pardon bu bir başka bir araştırma da. Ha aynı gün aynı saatte doğan çocukların uzun yıllar periyodik olarak incelenmiş. Yine bir şey anlamlı bir sonuç yine bulunamamış. Türkiye'de de 2012 yılı sonunda eee doğan insanlar işte 2013 yılı sonunda incelenmiş. ve bazı kehanetler öne sürmeleri istenmiş astrologlar tarafından. Yine bir hani bu kehanetlerin hiçbir gene gerçekleşmemiş yani. Ya dolayısıyla hani bununla ilgili birçok çalışma var. Birçok makale var. araştırma var. Yani bu astroloji ile ilgili yapılan işte burçlar falan filan bunlarla ilgili yapılan araştırmalarda anlamlı herhangi bir sonuca ulaşılamıyor. Peki hani e, bu astrolojinin zararı var mı? Yani sözcü de işte Dinçer Güner'in ekmek yemesinin haricinde bir yarar hiç yok mu? <laughs> var mı? E, veya bir, bir, bir tehdidi var mı? Bir zararı var mı bunların? Evet zararları da var. Peki ne bu zararlar? Şimdi e, insanların hani bilimsel yolları takip ederek bir eğitim süreci içerisinden geçerek e, bilgi edinme süreçlerini baltalıyor. Kolay yoldan bilgi edindiğini zannediyor. Şimdi burada da çok güzel bir e, söz var kime ait olduğunu da yazsam iyi olurmuş da. Astroloji ırkçılık gibi bir başka uz dışı inançtır ve ilgilisine bilimsel eğitim alma ayrıcalığına ulaşma şansına sahip azının üyesi olmasa bile bilmenin hazını yaşamasını sağlayacak kullanışlı ve kolay bir formül sunar demiş. Şimdi e, zararları ne? Mesela e, 2013 yılında güneşin manyetik kutuplarının yer değiştirmesi gibi son derece rutin bir, rutin bir astronomik olayın NASA tarafından bir bültenle durulması astrologlarca son derece yanlış anlaşılmış. İkisinin, ikisi kendilerine uzman astrolog demeyi tercih eden dört astrolog tüm dünyaya çeşitli felaketlerin e, ortaya çıkacağını duyurdu. E, e Tabi böyle bir şey gerçekleşmedi. Yani normal olan bir şeyi sanki anormal gibi insanlara sunuyorlar. Tıbbi tavsiye olarak mesela Türkiye'de de şu tarihler arasında ameliyat olmayın gibi bir tıbbi tıb tavsiye veriyor bu insanlar. Ve o tarihler arasında kalp ameliyatı olmamaya yönelen insanlar var. Yani tıbbi olarak da zararlı. Mesela Dinçer Güner Twitter hesabından da Haziran 2015 seçimlerinde CHP'nin hani Merkez Türkiye isimli bir projesi vardı. Bu projeyi açıklamasının yani Mercury Retrosu zamanında açıklamasının yanlış olduğunu iddia etmiş. Ee, ve hani seçim sonuçlarının başarılı olmayacağını söylemiş. Ki e, Haziran 2015 seçimleri de zaten hani e, muhalefetin gayet derecede başarılı olduğu bir seçimde bu arada yani. Eee bunun dışında mesela e, elektronik cihazların, ev eşyalarının bozulabileceğini falan öne sürüyorlar. Evliliklerin ileri tarihe ötelenmesi gerektiğinden falan bahsediyorlar. Bu tarz işte argümanlar öne sürüyorlar. E, bu argümanlar ne oluyor? Halkta gereksiz bir panik, korku buna sebep oluyor. Yani olmaması gereken bir korkuya sebep olduğu için insanların e, işlerini aksatmasına, belki tıbbi olarak zarar görmesine bile sebep olabiliyor Türkiye'de de bir tane makale. Ya yani bununla ilgili zaten astrolo, hani işte şu burcun şu özellikleri daha e, iyidir. ve Yani bilim, şu özel şu burçlar, şu e, özelliklere daha yakındır. Şu burçlar daha iyi anlaşır gibi. Hani bilimsel bir analiz yok. Hani bu, bu bunu içeren bir makale zaten göremiyoruz. Yani bunlar ispatlanmış şeyler değil. E, Şimdi ama Türkiye'de maalesef ki bir tane e, yüksek lisans tezi çalışması hani bu aslında yine bu astroloji dursun köşemizde eğlencemiz olur gibi bir bakış açısına sahip neden olmamamız gerektiğine ilişkin bir çalışma bence. E, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nde bir sosyal bilimler enstitüsünde bir kabul edilen bir tez. Bu tezde de şöyle bir sonuca ulaşılıyor. İkizler, terazi ve kova burcundan olanlar örgütlere bağlılık göstermiyorlarmış. Dolayısıyla hani işe alma süreçlerinde bu burçlardan olan insanları elememiz gerekiyormuş. Yani bu mesela toplumda bir ayrımcılığa yol açabilecek bir sonuç. Ve bu makalede de hani dediğim gibi bu e ekonometri, istatistik bu çalışmalar kullanılarak değil kaynak olarak gösterilen Bilgiler tamamen popüler e, astroloji kitapları falan. Bunlarla e, e, bir hani bağ gösteriliyor. Yoksa hani işte toplumda biz 5000 kişiye analiz yaptık. Terazi, ikizler ve kova burcundan olan insanlar e, iş yerinde başarısızlık gösteriyorlar. Disiplinsizlik gösteriyorlar. E, burada işte ne bileyim e, T testi işte F testi falan bu testleri yaptık ve böyle bir sonuca ulaştık gibi bir e, makale değil. Ve maalesef ki bu da e, bir yüksek sanat olarak kabul ediliyor yani. E, şimdi dolayısıyla hani nelere yol açabilir? İşte bunlara yol açabilir. Yani ayrışmaya yol açıyor. E, açabilir bunlara inanıyor olmak. E, ve tabii e, bir tane daha örnek var. Bu da e, maalesef üzücü. E, 9.50 tıp fakültesi e, den, e, bir şey var. Tıp dergisi var. Orada da bir tane tıp mezunu olan e, doçent doktor <laughs> tıp mezunu. E, bir astroloji köşesi var ve orada yazılar yazıyor. E şimdi burada da e, şöyle bir safsata ortaya çıkıyor aslında. Hani e, otoriteye atıf safsatası deniyormuş buna. E, mantıksal safsatayı mümkün kılıyor. Yani insanların saygı duyduğu veya korku duyduğu, insanlardan böyle mantık dışı bir söyleme duyuyor olması onların buna inanmasını sebep oluyor. Ve dolayısıyla burada tabii kendisinin bir tıp doktoru olması sebebiyle böyle bir köşeye sahip olması bir inandırıcı gibi varsayılıyor. Ama dediğim gibi tüm bunları göz önünde bulundurduğumuz zaman yani birincisi yani bilimsel olarak böyle bir çalışma yok ortada. Yani şu burçların şu özelliklere sahip olması veya şu burçlar birbiriyle daha iyi anlaşır gibi bilimsel olarak bir makale ortada yok. Ve birçok insan da bunu şey zannediyor hani gerçekten gerçek zannediyor. Gerçekten burçlar var zannediyor. Hani popüler kültürde bu kadar yaygın olduğu için zaten bu aslında Yine bir sönmeye yüz tutmuş. Daha sonra 1930'lu yıllarda gazetelerde falan yine böyle reklamı yapılınca açıkçası daha ön planda olmuş. Yani insanlar da şeyi seviyor. Hani bir belirsizlik var. İş yaşamım, aşk yaşamım, ondan sonra politik süreç, ekonomik yaşam. Bunlarla ilişkin bir belirsizlik var ortada. Ve bunlarla ilgili bir şeyler duymak istiyorum. İnsanların da hani duymak istediği şeyler o insanlara verilince, yani yuvarlak söylemler, herkesin başına gelebilecek söylemler verilince insanlar da inanma eğilimine giriyorlar. Ama dediğim gibi yani bununla ilgili yapılmış bir tane bile ispatlı makale yok. olanlarda ee, olanlar da Türkiye'de işte birkaç tane ve bunlar da şey yani hani bir tane makale var. Yani bununla ilgili ve bu makalede dediğim gibi böyle bir istatistiksel analiz yaparsınız oradan bir sonuca ulaşırsınız. Yani bir teziniz varsa işte terazi burçları ee, işinde disiplinsizlik gösterebilir. Böyle bir teziniz varsa bunun için yapmanız gereken şey belli bir e, örneklen büyüklüğü seçersiniz. İşte 5000 kişi ve bunu işte rastgelelik çok önemlidir. Bu rastgelelik üzerinden seçersiniz ve bu teziniz doğru mu yanlış mı anlamlı bir ilişki var mı yok mu bunu bu şekilde tespit edersiniz. Yani şöyle bir e, kaynak belirtme olmaz yani işte e, X kitabında e, terazi burçlarının <laughs> <laughs> iş yaşamına bağlı düşük e, diye bir şey var e, ifade var. 5 tane kitap da bunu ortak olarak söylüyor. Demek ki bu böyledir diyemezsiniz. Çünkü zaten aldığınız kaynaklar da ispatlı değil ki sizinki ispatlı olmuş olsun. Dolayısıyla hani bunların e, en azından e, hani gerçek olduğunu zanneden e, ve kulağını çok kapatmak istemeyen e, dinleyicilerimize yönelik olarak burçlar <laughs> gerçek falan değil yani astroloji de gerçek değil. Bunlar tamamen uydurma ve batıl inanç diyerek bitiriyorum. E, evet. E, gelecek bölümde görüşmek üzere.